Dilek Hanım geldiler. Elizabeth Hanım'ın muhteşem performansından sonra Dilek Hanım geldiler. Hiç de korkmuş gözükmüyorlar. Hiç harf almayacağız. Böyle diyelim artık. Efendim hiç harf almayacağız. Almıyor. Hiç harf almadıktan sonra zaten 1 dakika 51 saniye arttırmak kolay. İnşallah öyle olur. Umuyorum. Olur. Olur. Vallahi olur. Denersek olur. Bir tek korktuğum şey 9 harfli cevapların bir tanesinde yine araçlarla ilgili bir şey var. Otomobillerle ilgili bir şey var. Geçen sefer de sizi yakan kampanaydı. Kampanaydı. Kampana sorusuydu. Ama bu kampanadan daha kolay. Tamam. Yani böyle aracın özelliği, niteliği gibi iki kelimeden oluşan bir tabir. Orada takılmazsak diğerlerine şöyle bir baktım. 10 harfli cevaplarım deyim olmasına rağmen harf almadan cevaplar bunları Dilek Hanım dedim kendi kendime. Hayırlısı bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. İki kelimeden oluşuyor. Evet 4 harfli. 4 harfli. Ama iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Asıl mesleğin yanı sıra... Ek iş. Yan gelir sağlamak için sürdürülen çalışmaya... Ek iş diyoruz. 400 puanla başlıyoruz. İkinci 400 puanımızın peşindeyiz. Gelsin o zaman sorumuz. Diyor ki... Sebebi sonuçla ilişkilendiren edat. Neden yaptın böyle? Niye? O soru sözü. Bu sebebi sonuçla ilişkilendiriyor. Neden böyle yaptın? Öyle. Bilemedim. Eyvahlar olsun. Seni sevdiğimden yaptım. İçin. İçin yaptım buyurun. Aman ha. Aman aman. Vallahi sürat pek arkadaşımız değil. Değil mi? Değil mi? Heh. Zaten harf almayacağız. O 1 dakika 52 saniyeyi arttırırız. Merak etmeyin. Tamam. Baktık ki takılıyoruz. Kendinize bir 10 saniye verin. Sonra indirin tokatı. Tamam. Buyurun gelsin. Batı kökenli bir kelime. Bir yapının giriş bölümü. Fransızca kökenli. Entre. Entre. Gayet güzel. Çok korkmadığım bir soru. Rahatça cevaplar Dilek Hanım diye düşündüğüm bir soru. Görelim efendim. 4. sorumuz. Kısa ve özlü anlatımı olan güldürücü hikayecik. Skeç değil. Hikaye. Mizah. Kısa hikaye, güldürücü, mizahi. Öykü. Yani hani karşımdakini güldürmek için anlat. Fıkra. Fıkra gayet güzel. Şimdi bakalım bundan biraz korkuyorum işte. Yine korkuyla ilgili bir soru bir de. Üstüne üstlük. Daha detaylı açıklanabilirdi. Ama açıkça söyleyeyim, daha detaylı açıklansa da efendim uğraştırırdı insanı. Önemli olan benim önerim 6 harfli bir kelime arıyorum ve korkuyla ilgili demeniz. Buyurun. Derin korku diye sorduk biz bunu. Çünkü bu korkuya düşülür. Dehşet. İşte o kadar. Tebrik ediyorum. Ve hemen yeni sorunuza geçiyorum efendim. 7 harfli cevapların peşindeyiz. Bugünün, özür dilerim, bu son 6 harfli cevabınız. Önce bunu bir okuyalım. Çok zor değil, merak etmeyin. Diyor ki sebze bahçelerine... Bostan. Çok güzel. Ve kavun karpuz tarlalarına verilen ortak adı. Bu kolay, bunun arkasından gelen bugünün en kolay sorusu. Hadi işte. Buyurun bakalım. 7 harfli tek kelime. Kirlenmiş kapkacak. Bulaşık. Oldu bitti. Ve Dilek Hanım soruların tam ortasına ne kadar da rahat bir şekilde geldi. Evet. Değil mi efendim? Tamam. Şimdi biraz daha nefes almamız gereken sorular çıkacak karşınıza. İki filan belki biraz uğraştırır. Kökünü buluruz. Ek de Farsça kökenlidir. Biraz böyle naftalinli bir söylenişi vardır. Ne olur bunu unutmayın. Buyurun. Sorusu şöyle. Sıcak ve arkadaşça bir tavır içinde. Samimi. Sıcak ve arkadaşça. Hatta arkadaştan da ileri bir tavır içinde. Dostane. Bravo. Vallahi bravo. Yine Arapça kökenli bir kelime var elimde efendim. İki farklı anlamı var. İkisi birden sorunun içerisindedir. Buyurun gelsin. Hem solunum hem soluklanma için verilen ara. Nefes alma. Nefes ha gayret. Verme. Nefesle aynı kökten geliyor zaten bu kelime. Hem solunum anlamına geliyor hem soluklanma için verilen ara. Özellikle mesela. Teneffüs. Teneffüs bravo. Kendi içimde vicdan azabı içerisindeydim. Eğitim öğretim desem mi demesem mi diye ihtiyaç duymadınız. Beni de rahatlattınız, kendinizi de. Geçelim 8 harfli cevapların sonuncusuna.
Kafa şişirmeden gevezelik eden kişilere yönelik bir tabir. Kafa şişirmeden. Kafa şişirmeden gevezelik ediyor. Demek ki ne yapıyor? Konuşkan. İşte bu kadar. Çok güzel. Ritmi çok hızlı yakalıyorsunuz. Devamı da zaten kendiliğinden geliyor. 2 dakika 33 saniyemiz var efendim. Bu demektir ki yaklaşık 40 saniyede 4 soruya cevap vereceğiz. İnşallah. Hiç harf almayacağız. 10 tane soruda harf almadık. Bu 4'ünde de almayız zaten. Tamam. Gelsin ilk 9 harfli cevabın sorusu. Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek. Tek kelime, unutmayın. Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek. Emek vermek. Şunu bir durdurayım. En güzeli, en güzeli. Başarmak. Bir işi başarmak için, başarmak değil, başarmak için uğraşmak. Heveslenmek. Heves ayrı. Hevesten sonra ben uğraşıyorum. Azimle uğraşıyorum. Çabalamak. Çabalamak kesinlikle doğru. Çok güzel, çok güzel. Biraz uğraştırır diye düşünüyordum zaten basit olmasına rağmen ama benim düşündüğümden daha rahat atlattınız. Şu da azıcık korkuyor. İşte o bahsettiğim araçlarla ilgili olan soru bu. Allah. Dur bakalım. Geçen seferki kampana çok zordu ama. Evet, çok zor. Büyük talihsizlikti. Bu öyle değil. Bu illaki kulağınıza gelmiş bir tabirdir. İki kelime şöyle sorulmuş. Bir aracın kaygan zeminde, virajlarda rahat ve güvenli hareket etme kabiliyeti. Tutuş. Ne tutuşu? Yer tutuşu. Yer değil o. Ne o gittiği? Yol tutuşu. Yol tutuşu! Gidiyorum. 2 dakika 6 saniyeniz kaldı, bundan bahsetmek istiyorum. Geriye de 2 tanecik soru kaldı. 10 harfli cevapları var. İkişer kelimeden oluşuyorlar. Her ikisi de mekmak diye bitiyor. Buyurun ilkinin sorusuna. Birini veya kendini çok tehlikeli bir işe, bir duruma sokmak. Şarkılarda, şiirlerde metaforik tabir, deyim. Zora. Birini veya kendini çok... Ateşe atma. İşte budur Dilek Hanım. Ya şampiyonlarla birlikteyiz. Bunu unutuyorum bazen. Haddim olmayarak gereksiz ipuçları vermeye kalkıyorum. Her seferinde ağzıma tıkadınız. Tebrik ederim efendim. Rica ederim. Son sorunuza geçerim. Buyurun unutmayın. 52 saniye kala durdurmak lazım. Tamam. Çevresinde olup biteni fark edemeyecek halde bakışları bir noktaya dikili olarak kalmak. Donup kalma. Olmaz. Bir noktaya. Kalmak demişiz biz çünkü. Başka bir şey düşünün. Bakışlar. Çevresinde olup biteni fark etmeyecek halde bakışları... Donuklaşma değil. Bakışları bir noktaya dikili olarak... Gözü dalma. Nedir? Gözü dalma. Gözü dalmak 1000 puan değerindedir. Teşekkür ederim. Müthiş bir gün. Asıl ben teşekkür ederim. Bir kocaman alkış lütfen.